Sayın seyirciler, internet ve sosyal medyanın bağımlılık yaptığı artık tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Hastalık kısmında herkes hemfikir ama tedavi kısmı biraz karışık. Öylesine ki bağımlılıktan kurtarmak için işi abartanlar var. İlk görüşte askeri toplama kampı gibi görünüyor ama değil. Burası bir rehabilite merkezi. Daha doğrusu sosyal medya hapishanesi. Gönülsüz hastaları ise internet bağımlıları. Sosyal medya ve oyun başından kalkamayanlar Çin'de hasta olarak kabul ediliyor. Aynen böyle dijital detoks kamplarına alınıyor. Telefon, bilgisayar ve tablet kesinlikle yasak. Yatan hastalar, askeri kampları, hatta cezaevlerini aratmayan bir disiplin altında. Üniformayı andıran tek tip kıyafetler giydiriliyor. Her sabah 6'da başlayan gün spor ve zorlu bir eğitimle geçiyor. Akşam yatış saati de 9.30. Kamptakilerin çoğunluğu ailesi tarafından zorla yatırılan gençler. Oyun ve sosyal medyadan uzak tutmak için fiziksel şiddet ve hücre cezası bile uygulanıyor. İçeride teknolojik aletlerin sayısı yok denecek kadar az. Sadece tıbbi cihazlar. Gençler için interneti bırakmak kolay olmuyor. Öylesine ki ailesine artık dayanamıyorum, bilgisayarıma ihtiyacım var diye mektup yazıp ağlatan bile var. Kamplar 6 ay sürüyor. Yöneticiler taburcu edilen gençlerin büyük bölümünün internet bağımlılığından kurtulduğunu iddia ediyor. Ama sert yöntemler ve disiplin ülkede büyük tartışma konusu.